Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yeşilimin rengi 383 altın başak, beyazım leylak kar beyazı, sarı da leylak 443 numara arkadaşlar. Bu modelden de anlaşılacağı gibi size, yani ipin renginden anlaşılacağı gibi modelimiz papatya modeli arkadaşlar. Bu şekilde ortasına sarının serum halkası kullanıyoruz. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, en küçük boyu serum halkamızın içine sık iğne ile girip buraya bu şekilde ipimizi monte ettik. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum ve buradaki serum halkamın içine girip 2 olarak aldım. Tekrar serum halkamın içine giriyorum. 2 olarak alıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. 2 aldım. Yine bir defa dolayıp 2 alıyorum. 2 3'e tamamlandı. Sonra 3 zincirimi tekrar çektim, bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 Bir defa doluyorum. 2 Evet. 2 tane yuvam oldu. Şimdi 3 zincir çekip 3. yuvamızı yapacağım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 Bir defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 Tekrar 3 zincir. Bir defa doladım. Aynı şekilde serum halkamın içine girdim. 2 3 trabzana tamamladım arkadaşlar. Tekrar 3 zincirimi çektim. Bakın şu yuvaları sayalım arkadaşlar. 5 tane toplamda yuvamız olacak. Buraya ilk yaptığım trabzanın üzerinden, yani 3 zincirimin üzerinden bir tane ilmek aldım. Şu şekilde arkadaşlar ipimi sahte sık iğne yaparak çıkarıyorum. Orayı fazla dar olduğu için biraz siz bol bırakarak yapın arkadaşlar. Bir zincirimi de çektim bu şekilde. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bakın sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yuva yapmış olduk. Şimdi bu ipi de arkadaşlar böyle bu tepesinde yanık iz olmasın diye şöyle arkadan bir tanesinden olsun ilmek alıp şu şekilde arkaya çekiyorum ki şöyle temiz bir görünüm olsun. Bunları burada bu şekilde tutup yakıyorum. Ve uçlarına da deyip şöyle tertemiz arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi papatyasının yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, yaptığımız papatyanın içini alıyoruz. Yani sarı kısmını ilk yuvasından bu şekilde sık iğne ile girdim. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doluyorum. 2 alarak buraya ikili bir trabzan yaptım. Tekrar 2 alarak bu şekilde 3'e tamamladım trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Hemen trabzana girip 2 olarak aldım. Aynı şekilde aynı yuvayı arkadaşlar 3'e tamamlıyoruz yine bu şekilde. Bir defa doluyorum. 2 olarak alıyorum. 3 tane trabzan. Ortasında 7 tane zincirimiz var. Bir defa doladım. Sıradaki trabzana 2. Arada hiç zincir yok arkadaşlar. Direkt bu şekilde bir trabzana başlıyoruz. 2. Tekrar 2 alarak 3 tane trabzan yaptım.
7 zincir bir defa doladım. Buradaki yuvaya girip 2 2 aldım. Bir defa doladım. 2 2 aldım. Bir defa doladım. 2 2 aldım. Evet. Bu şekilde ortasında 7 zincir, kenarlarında 3'er trabzan arkadaşlar. Geçiş yuvalarında da sadece tığımızın başını bir defa dolayıp yuvaya geçiyoruz bu şekilde. 2 2 olarak alıyoruz. Ve tüm yuvaları bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi ben hemen doldurayım fazla. İnternetiniz gitmesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tüm yuvaları bu şekilde doldurduk. Ve şu şekilde ilk yaptığım 3 zincirle hani trabzan olarak saydığım yere de giriyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve sahte sık iğne dediğimiz olayı yapıyorum. Yani içinden geçiyorum diğer ilmeğimi. Bir defa doladım. Hiç zincir yok bakın arkadaşlar. Bu yaptığım ortadaki 7 zincirin içine girip hemen 1, 2, 2, 3 seferdi. Artık 3 seferde alıyoruz arkadaşlar. Son tepesinin yuvarlağını. 1, 2, 2. 3 seferde çektim. Tekrar bir defa doluyorum. 1, 2, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde 10 tane trabzanı yaptım buraya arkadaşlar. Bu aradaki bakın 3 tane trabzan geçişlerindeki diğer yuvadaki ikisinin arasına giriyorum sık iğne ile. Bu yaptığım trabzanları kapatıyorum bu şekilde. Şöyle yuvarlak bir görünümü var bakın arkadaşlar. Çok hoş oluyor. Şimdi bir defa doluyorum. Tekrar yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde 7 zincirli yuvayı da 3 seferde aldığım trabzanlarla doldurdum. Yine aynı şekilde arkadaşlar 2 tane 3 trabzanın arasına girip çektiğim bu yaptığım bu trabzanları kapattım. Bu şekilde oldu. Gayet de kolay ve rahat arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir defa doluyorum hiç zincir çekmeden arkadaşlar. Bu şekilde geçiş yapıyorum. 3 sefer daldım. Aynı şekilde bunları doldurduğum gibi bu üçünü de dolduracağım arkadaşlar. Sonra bitirince sonucuyu beraber yapalım. Tekrar bir defa dolayıp 3 zincirli yuvama girip 1, 2, 2, 3 sefer dalıp trabzan yapıyorum. İkinci trabzanım. 3, 4, 5, 6, bakın arkadaşlar çok hoş oluyor. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. trabzanımı da yuvaya girip 1, 2, 2. Hemen aradaki sık iğneyi arkadaşlar bakın trabzanın arasındaki yere bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arka tarafından bir tane ilmek alıp herhangi bir ilmek yeter ki orada yanık izi olmasın arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru çektiriyorum. Bunu da şöyle kısaltalım. Yakıyoruz, sabitliyoruz. Evet. Motifimiz hazır arkadaşlar bu şekilde. Şimdi motifimizin monteleme işlemine geçelim. Ara sıyı olarak bu kirpikli trabzanları yapıyoruz.
Biz yaprağımızın yapımıyla başlayalım. Sonra nasıl olsa arkadaşlar bu kirpikli trabzanları yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığvat diye girip 2 alıyorum. Bir kutucuk yaptık. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 aldım. Yine bir kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu trabzanımı kapatıp tomurcuk yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki hemen tığ attıya yine bir kusucuk yapacağız. Boş bir trabzan. 9 tane zincir çekiyorum. Ters tarafını döndüm. Bu boş bıraktığım trabzanımın tepesini arkadaşlar kapatıyorum. 1, 2 zincir düz yüzüne döndüm. Bu şekilde bir yuva yapmış olduk. Bir defa doladım. 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 tane trabzan. 2 defa doluyorum. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Bir trabzan daha yaptım arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 2, 2 olarak alıyorum. Sonuncu trabzanıma 4 zincir çekip bu şekilde bir tomurcuk yaptım. Geri kalan kısmı da arkadaşlar 6 tane sık iğne dolduruyorum. 3, 4, 5, 6. 7.yi de zincirli yuvama yapıp kapatıyorum. Evet. Yaprağımızın bir tanesini bu şekilde yaptık. Ve 3 tane de zincir çektim arkadaşlar. Yaptığımız bu papatyayı alıyorum. Şu tam ortaki kısmından arkadaşlar şuradan iki birleşimden buradan sık iğne ile ters tarafındayız. Kapattım. Sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum sağlam olması için. Motifimiz biraz büyük arkadaşlar. O yüzden bu şekilde 2 defa giriyorum. Bu zincir kısmına da sık iğne yapıyorum. 4 tane arkadaşlar sık iğne dedim. 3 zincir çekip kapatmıştım. 4 tane de sık iğne yaptım. Bu sap kısmına, çiçeğimizin dal kısmına. Sık iğne ile bir tane de yuvaya giriyorum. 5 oluyor. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Şimdi yaprak yapım kısmına geçiyoruz. 2, 2 aldım. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Parmağımı ip atarken söktüm. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bir defa dolayıp 3 seferde alıyorum. 2 defa dolayıp 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Tekrar 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi yuvada kapattım. Geri kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen dibine yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum. 7 oldu. Bir defa tığın başını doluyorum. Sıradaki tığ battıya 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Kapattım trabzanımı arkadaşlar. Buraya bir tomurcuk yaptım. Hemen yanına da bir sık iğne yaptım. Bu şekilde. Biraz daha tomurcuğum belirgin oluyor. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battıya 2 alarak yine bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Yanına bir sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar.
Bu şekilde çok hoş bir modelimiz oldu. 2-2 olarak kapattım. 1-2-3-4 zincir. Hemen yanına bir sık iğne. Bir defa doluyorum. Hemen sıradaki tığ battıya 2-2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincirimi kapattım. Yanına bir sık iğne yaptım. Tomurcuk yaptım. Toplamda arkadaşlar 8 tane bu şekilde ara mesafesi verdim. Benimki dediğim gibi örnek amaçlı. Siz ne kadar vermek istiyorsanız. Her zaman da söylüyorum. Fazla ara mesafesi oyanın kalitesini düşürüyor arkadaşlar. Çok aralıklı. Biri hani Bağdat'ta, Oğlak Dağ'da kıl hararda mı? Yani bir atasözü var ya. Öyle oluyor yani bence. Birbirine yakın olursa daha güzel oluyor. Evet. Dediğim gibi benimki bu kadar arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi koparıp hemen ipimi yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok zarif ve çok güzel bir model oldu. Bu şekilde oyamızın yapılışı. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.